Sayın Sarı, sizinle devam edeyim o zaman. Şimdi o başlıklardan, konuşmalardan aktaracak olursak İmamoğlu'nun İstanbul ve Türkiye'nin kaderleri biliyorum mühürlüdür dedi. O yüzden ben de kendimi İstanbul'la mühürlüyorum. İstanbul'u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum dedi. Aynı zamanda adayım demedim, yola çıkıyorum açıklamasını. Yani daha İmamoğlu tabii adayım demeden İBB adaylığını ilan etti. Hem bununla ilgili yorumlarınızı sorayım. Zaten siz sürekli yayınlarımıza katılan bir isim olarak aslında bu yolculuğun bir tamamen strateji kaynaklı olduğunu ifade ediyordunuz. Neler söylersiniz İmamoğlu'nun bugünkü çıkışına ilişkin? Şimdi Sevgi Hanım, ben inancım Ülke TV ekranlarında da vurgulamıştım. Burada ifade edilen değişim çağrısı, özellikle 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığını, onun için Cumhurbaşkanı olduğunu Sayın Cumhurbaşkanım diye Kılıçdaroğlu'na yapmış olduğu güzellemeleri, sonrasında 29 Mayıs sabahında yapmış olduğu video görüntüsüyle birlikte değişim çağrısı ifadelerini, bunların hepsinin bir aslında strateji çerçevesinde geliştiğine inananlardan birisiyim. Nitekim temas ettiğim bazı isimlerle de yaptığımız değerlendirmelerde burada temel itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı noktasında bunu tahkim etme adına yapılan bir stratejik girişimler olduğu ifadesini zikretmiştim. Dolayısıyla bu kanaatimde de bir değişiklik olmadı. Çünkü sonuç itibariyle 29 Mayıs'tan bugüne değin 2,5 aylık süre zarfı içerisinde sadece CHP içerisinde karışıklık oluşturmadan başka hiçbir işe yaramadı bu süreç. Nitekim sonuç itibariyle bugüne geldiğimizde de sinyallerin aslında Cumhurbaşkanlığı adaylığı, CHP Genel Başkanlığı adaylığı, sonrasında 2028 Cumhurbaşkanlığı hedefi, fakat o yolun şu şartlar itibariyle mümkün olmadığından rotayı Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına çevirdiği yönünde ifade ediliyor, konuşuluyor, bunlar belirtiliyor. Ama benim inancım baştan sona bunun bir taktiksel süreç olduğunu, elini çok yukarıdan İstanbul'a gösterip İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını tahkim etmek üzere bir girişimde bulunduydu. Ve bu bizi yanıltmadı. Fakat sonuç itibariyle bugünkü yapılan açıklamada sizin cümlenize bir ilave vardı. O da İstanbul İttifakı diye bir kelime kullandı. Bu önemi atfediyorum şundan. Özellikle biliyorsunuz ki CHP'de Kılıçdaroğlu'na karşı ciddi bir direnç alanı oluştu. Çok ciddi bir tepki var. Özellikle biliyorsunuz ki CHP medyası, fonlanmış medya, fondaş medya, diğer taraftan medyayla paylaştıkları için tarafsız tırnak içerisindeki medyacı, gazeteciler hepsi Kılıçdaroğlu'na cephe aldılar. Büyük bir kısmı oradan Kılıçdaroğlu'na çekil baskısı yapmaya başladılar. Onların bile şu an itibariyle gördükleri manzara aslında Kılıçdaroğlu'na karşı, CHP'ye karşı bir itiraz eden bir kitle var. Dolayısıyla bu kitleleri toparlayabilmek için ben aday değilim. Ne diyordu orada? Ben aday değilim, sadece İstanbul için varım. İstanbul adayım İttifak, demedim, atayım demedim. İstanbul'u savunmak için yola çıkıyorum. Evet, İstanbul'u savunmak için yola çıkıyorum. İstanbul İttifakı diye bir kelime kullandı. Aslında olay şu, özellikle İYİ Parti tabanında, CHP tabanında, diğer HDP'den oluşabilecek, o tabandaki oluşabilecek tepkilerin hepsini genel başkanlar üzerindeki bir tepkisel alan oluşturup geri planda kendisini daha soyut bir alanda tutup İstanbul adayı, İstanbul İttifakı diye daha böyle bir partisel bir alanda tutup oradan bu desteği tekrardan sağlamanın peşinde olduğunu belirtmem lazım. Siyaseten burada ciddi bir kurgu süreci yürütüldüğü ortada. Önemli bir gelişme de aslında ta bu değişim söylemlerinin 29 Mayıs'ta ilk söyledikten bugüne sürekli olarak gündemde tutulmasına rağmen, ha bayrak açıp yeni bir siyasi oluşum kurup yeni bir siyasi söylemle yeni bir siyasi partiye evrilecek mi ya da CHP Genel Başkanlığı'nı gerçekten değişimle elde edebilecek mi yönündeki tüm ifadeler bir tarafa devam ederken karşımızda aslında şunu gördük. Ne genel merkezde Kılıçdaroğlu'cular, CHP Genel Merkezi ve merkezcileri, ne de yerelde İstanbul'da olanlar birbirlerine karşı keskin, daha böyle sert ve gerçekten de sınırların ayrıldığı bir rakip söylemi üzerinden ağır bir eleştiri yapmadılar. Dolayısıyla bu bize şunu gösteriyordu. Karşımızda çok taktiksel, milleti oyalamaya dönük bir sürecin yürütüldüğü gerçekliği vardı. O da sonuç itibariyle bugün yine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na sanki rota kırmışçasına bugün Sayın İmamoğlu'nun Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı
oldu mu olacak mı onu konuşuyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu bu oyunun neresindeydi peki? Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu oyunun işin esası Kemal Kılıçdaroğlu'nu değiştirmek isteyen bir merkez, değiştirmek isteyen bir kitle var. CHP tabanı değiştirmek istiyor. Parti ikiye ayrıldı. Parti tabanında Kemal Kılıçdaroğlu'nun değişmesini istiyorlar. Bir tarafta yenilensin istiyor. Fakat Ekrem İmamoğlu mu bu isim? O noktada somut olmadıklarını düşünüyorum. Parti tabanında bu anlamda bir beklenti de olabilir. Fakat Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bırakacak mı? Bu soruların cevapları yoktu. Nitekim bırakmayacaklarına ilişkin kanaatim bugün aşağı yukarı belirginleşti. Bundan sonraki süreçte de bunun daha da kavileşeceğini, hatta taktiksel bir sürecin İstanbul İttifakı terimleri gibi daha böyle kenara kalıp, kenarda dışarıda durup, sanki daha bir üst perdede bir yerde tutup, parti içi tartışmalardan, partiler olan itiraz alanları da parti içerisindeki mekanizmalarda devam edecek ve nihayetinde İstanbul'un güçlü adayı diye Ekrem İmamoğlu'nu tekrar 2024 Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak gösterecekler. Burada peki o parti içerisindeki Kılıçdaroğlu'na itirazlar, bu ayrışmalar nerede diye. Orası zaten belli. CHP tabanı bugün Kılıçdaroğlu'nun değişmesini istiyor. Fakat CHP içerisindeki politbüro ve CHP içerisindeki o tahkim edilmiş o yapı kontrol ettiği mekanizmayı kolay kolay başkalarına vermeyeceği gerçekliği var. Yani bugün mesela iki haftadır sanıyorum İstanbul'daki mahalle toplantılarını yaptılar, işte kongrelerini yaptılar. Sonra ilçe kongrelerini yapıp devam ediyorlar. Sonuç yine genel merkezin, yine genel merkezde kontrol edilmiş Kılıçdaroğlu'nun listeleri hepsi kazanıyor. Hani demokratik bir yanış, hani siyasete heyecan duyan yeni bir kitlelerin siyaset sahnesinde belirginleşmesi. Bunların hepsi tamamıyla CHP siyaseti içerisinden, normal alışıra gelmiş CHP siyaseti içerisinden varlık gösterebilecek bir unsur değil. Yani CHP'yi gerçekten değiştirecek, başkalaştıracak, dönüştürebilecek, yeni bir yüzde, çehreyle milletin önüne sürebilecek bir arayışlar değil. Sadece mevcut yapının içerisindeki statikoların kendi iç çekişmeleri, iç tepişmeleri, bundan kaynaklanan bir durum. Bu tepişmeler ve bu iç kavgalar zannediliyor ki CHP içerisinde bir temelde bir gerçekten özde bir değişim talebi olarak telakki edilip ve millete ifade ediliyor gazeteler, işte kimi yazarlar tarafından. Sorun o değil. Gerçekten bir değişim ve dönüşüm talebi olsa gerçekten bu şu olur. Milletin beklentilerine cevap veren, gerçekten Türkiye'nin siyasal anlamdaki bekleyen sorunlarına ya da Türkiye'nin yeni ufuklara yelken açabileceği boyutlarda bir ortaya hedef konulması lazım. Bu anlamda bir siyasal iklimi oluşturabilecek, ihdas edecek kadroların ön plana çıkması lazım. Tamamıyla ön plana çıkmadan kapalı kapılar arkasında yürütülen klik savaşlarının, kavgalarının, iç çekişmeleri, iç bu iş çekişmelerden meydana çıkan gürültüyle insanlar CHP'de bir değişim rüzgarı gibi telakki ediyorlar. Meselenin özü, hülasa bu olduğunu ben ifade edebilirim. Ciddi bir kurgu yürütüldü diyorsunuz ya şimdi. Ne kadar başarılı olundu? Bence başarılı olundu şu açıdan. Normal şartlardaki ne oldu? Şöyle düşünün. Mesela CHP içerisindeki bu kavgalar, özellikle Kılıçdaroğlu'na seçim sonrası oluşan çok büyük bir nefret dalgası vardı. Bu dalga değişim talepleriyle birlikte kısmen o gazı alındı. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu ve seçimdeki mağlubiyet insanların zihninde mi? Hepsi toz ve gaz bulutuyla buhar oldu gitti. Şu an itibariyle insanlar sanki hiç 14 Mayıs'taki o hezimet, Cumhur İttifakı'nın ezici bir çoğunlukla kazanması, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımızın tabiri caizse 3. kez tahkim edilmiş bir zaferi, bunlar hepsi CHP açısından oluşturduğu buhran dalgasının hepsini yok etti. Ortada nedeni değişim vesaire filan gibi talepler ve sözde kavgalar kamuoyunun önünde öyle fahş edildi ki kitle, taban zannetti ki gerçekten CHP içerisinde bir değişim talebi var. Bu talep oluştu, şartlar oluştu. Tabiri caizse burada oluşan bu derelerden akan ırmaklar bir çağlayana halinde CHP'de yeni bir kanal ve siyaset oluşturacak zannedildi. Sonuç aynı CHP statikosu içerisindeki pozisyonlar herkes yerine aldı. Sonuç itibariyle Büyükşehir Belediye Başkanı olacak yine aynı pozisyonda kaldı. CHP'nin genel başkanı yine Kılıçdaroğlu olarak kaldı. Dönüşüm, değişim, taleplerin hepsi nerede kaldı? Sadece değişim kelimelerinin çok yüksek tonlamayla seslendirilmesi dışında başka ortada bir şey kalmadı.